Murat, bırak o makinayı. Hadi göle gidiyoruz. Tamam, geliyorum. Burası bizim küçük fakat bahçesi Konya Ovası'nın düzlüklerine kadar uzanan evimiz. Bu da bizim rüzgar kadar hızlı atımız Şampiyon. Biz her yıl bahar ve yaz aylarında köyümüzün yakınındaki kuş cenneti olan gölümüze sabahın ilk ışıklarıyla gidip kamış biçerek evimizi geçindiriyorduk. Göle gitmek benim için başlı başına bir oyundu sanki. Her zaman ters otururdum at arabasına ve arkamızdan kalkan tozların güneş ışığında renk değiştirmesini izlerdim hep. Türküler eşlik ederdi yol boyu bize. Yani bozkırın tam ortasındaki bir göle giden yol bizim farkında olmadığımız mutlulukmuş. Ya da mutluyum demenin gerekmediği zamanlarda yaşıyormuşuz. Gölümüze kuş cenneti diyorlardı ama bence insan içinde bir cennetti. Seher vaktinde allı turnalar kıyıya kadar gelirlerdi. Yüzlerce kuş çeşidinin oluşturduğu orkestraya kamışların rüzgarla birleştiği zamanki ıslık sese eşlik ederdi. Sonra biz işe başlardık. Kamışların kesilme sesleriyle bozardık büyüyü. Önce kuşlar uzaklaşırdı kıyıdan, sonra da rüzgarın dokunduğu kamışlar kesilirdi. Bir gün babamla kamış biçerken bir kuş yuvası bulmuştuk. İlk defa görmüştüm yabani bir kuşun yumurtasını. Murat, koş Murat. Ne oldu baba? Gel bak ne buldum, gel. Kuş yuvası. Yumurtası var. Ne yapacağız baba bunları? O gün bulduğumuz kuş yuvasını o şekilde bırakmıştık. Fakat etrafında onları koruyan kamışları kesmiştik. Yani kuşların evlerinin duvarlarını yıkmıştık bir yerde. Artık eskisi kadar korunaklı olmayacaktı o yuva. Aslında gölümüz de öyle. Eskiden kanallardan gelen temiz su artık çok az ve bulanık geliyordu. Balıklar ölüyor, sular çekiliyordu. Ve bir gün gölümüze geldiğimizde onu tamamen kurumuş bulduk. ...2000 yılının bahar aylarıydı. Göle gittiğimizde her yer kurumuştu. Babamın gözlerindeki telaşı bugünkü gibi hatırlıyorum. Suskun ve durgundu. Baba, göl kuydu. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum ya. Şehre gidebiliriz. Şehre mi baba? Şehirde ne yapacağız? Burada arkadaşlarım var, evimiz var. Şehirde ne yapacağız? Gitmek zorundayız Murat. Yavaş yavaş yeni arkadaşlar, yeni dostlar edinebilirsin orada da. Ekmeğimizin peşine düşmek zorundayız. O gün hiçbirimiz gülmemişti. Ne olduğunun herkes farkındaydı aslında. Ama kimse bir şey söylemiyordu. Birileri tarlasını bilinçsizce sulayıp yeraltı sularını tüketti. Göller kurudu. Birileri ihtiyacından fazla tuttu balıkları. Kuşlara kalmadı. Daha da yetmiyormuş gibi kuşları da vurdular üstelik. Bizler ise kamışları kesip kuşların yuvasını bozduk. İklimi değiştirdik. Yani hep birlikte kendi yaşam kaynağımızı kendimiz yok ettik. Ve son kalan kuşlarla birlikte biz de bilmediğimiz yere onlar gibi göç ettik. Doğa değiştiği zaman insan da değişirmiş. Bunu çok sonraları öğrendim. Murat, bırak o makineyi. Hadi böyle gidiyoruz. Belki de yıllar önce çekemediğim o fotoğraf içindi. Yeniden ama bu kez yalnız yürüdüm göle. Biz köyümüzden gittikten yıllar sonra gölümüz eskisinden daha fazla suyla dolmuştu. Kulemiz dahi sular altındaydı bu kez ve kuşlar yeniden gelmişti. İşte o gün bir şeyi çok iyi anladım. Aslında bizim doğayı korumamıza gerek yokmuş. Sadece rahat bırakmalıymışız. Doğa bize dedelerimizden kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir.